Profesör Doktor Nimettin Erbakan hocamızı anma ve anlama programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Refah Partisi'nde 28 Şubat Türk tarihine geçen ne yazık ki kara bir lekedir. 28 Şubat'ı yapanlar bile 28 Şubat'ı yapmış olmaktan büyük üzüntü duydular. Eminim. İstisnalar kaideyi bozmaz. Sonradan anlaşıldı ki aslında 28 Şubat Erbakan hocamızın bu hamlelerinin önünü kesmeye matuf en ciddi hareketlerden bir tanesi. Sonra fazilet kuruldu. Arkasından fazilet de kapatıldı. Düşün peş peşe hiçbir icraat yapmadan parti bölündü. Bu bir proje. Kendiliğinden olmuyor. Dışarıda planlanıyor. Yeni gelen arkadaşlar hepimiz biliyoruz. Kendi ifadeleriyle Milli Görüş gömleğini çıkardılar. Avrupalıların gömleğini giydiler. Amerikalıların, İsraillerin verdiği gömlekleri giydiler. Stratejik müttefik ilan ettiler onları. Arkasından da bugün şikayet ettikleri güya diyorum çünkü bu yoldan vazgeçmiş değiller. Faizci kapitalist sisteminin en şiddetini Türkiye'de uygulamaya koydular. Kendileri yaptılar. Ne dedik? Muhalefet bazen zannedilir ki baş belasıdır. Değil arkadaş ya. Muhalefet iktidarın en büyük destekçisidir. Eğer iktidar muhalefetin tenkitlerine kulak kabartma becerisini gösterirse. Tenkit ediyor. O da tenkit ederken evet suni gündemler de oluşabilir ama onu da iktidar ayıredecek. Şu söylediği doğru, şu söylediği sadece laf salatası. Ama doğru söylenenden de elbette ders almak mecburiyetinde. Yoksa bu ülke ayağa kalkamaz. Yoksa bu ülkede huzur olmaz, barış olmaz. Şimdi insanlar birbirinin hasmı haline geldi. Sen falanca partitesin. Elini sıkmam. Adama bak. Caminin içinde elini sıkmam diyor. Yahu senin peygamberin sana emrediyor. Elini uzatanın elini sıkmak mecburiyetindesin ya. Bazı laflar söylüyorlar. Bazen ona karşı da tepkiler geliyor. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Biz dindar nesil yetiştireceğiz. Yetiştir elini öpeyim seni. Senin dindar nesil dediğin adaleti önde tutacak mı? Dindar nesil dediğin sen yanlış yaptığın zaman karşına çıktığında o yanlışlıkları söylediğinde sen ona rıza gösterecek misin? Helali harama ayırt edecek misin? Yolsuzluğun, israfın, rüşvetin yanlış olduğunu ona öğretebilecek misin? Komşusu açken tok yatan bizden değildir prensibini benimsemesini sağlayacak mısın? Sen bunları sağlama, arkasından dindar nesil yetiştireceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.